Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın, kahvenin yanına lezzetiyle, kıvamıyla gerçekten kaçırılmayacak bir kek tarifi vereceğim. Tarifim için karıştırma kabıma 3 tane yumurta aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Güzelce köpürene kadar 4-5 dakika mikserle çırpıyorum. Kullanacağınız yumurtalar eğer oda sıcaklığında olursa Kekiniz daha güzel kabarır. Yumurta ve şeker bu gördüğünüz kıvama geldikten sonra yarım çay bardağından biraz eksik süt ekliyorum. Ve yine yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. Tekrar mikserle bir tur daha karıştırıyorum ve kuru malzemelerini ekleyeceğim. Un, kakao, kabartma tozu, ve vanilyayı bu şekilde eleyerek ekliyorum. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Hepsini aynı anda da dökebilirsiniz. Benim eleğim küçük olduğu için bir kısmını eledikten sonra kakao ve vanilya kabartma tozuna ekledim. İyi bir kekin önemli püf noktalarından birisi de kuru malzemelerini eleyerek eklemektir. Kekimin un karışımını da ekledikten sonra mikserle değil el çırpıcı ile karıştırıyorum. Şimdi kekimi kelepçeli bir kalıpta pişireceğim. Kelepçeli kalıbın alt kısmına yağlı kağıt geçirdim. Kenarlarını da tereyağı ile yağladım ve kek hamurumu kalıbın içerisine döküyorum. Eğer bu şekilde bir kek kalıbınız yoksa aynı keki yuvarlak borcamda da yapabilirsiniz. Ve önceden ısıttığım 180 derece fırında kekimi pişirmeye gönderiyorum. Kek pişerken ganajını hazırlıyorum. 1 paket kremayı tavaya alıyorum. Kremayı kaynatmadan sadece ısıtıyoruz. Kenarlarından baloncuklar oluştuğu zaman gördüğünüz gibi üzerine 2 paket sütlü çikolata ekliyorum. Ben çikolataların tamamını sütlü çikolata olarak kullandım. İsteğinize göre yarısını bitter olarak da kullanabilirsiniz. Ganajı hazırladıktan sonra soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Kekim pişti ve biraz soğuduktan sonra tabanına serdiğim yağlı kağıdı çıkarıyorum. Yağlı kağıdı çıkardıktan sonra yine aynı kalıbın içerisine kekimi alıyorum. Kimin daha güzel ıslanması için kürdanla deliyorum birkaç yerinde. Kekimi ıslatmak için de sade süt değil, kakao aromalı süt kullanıyorum. Bu süt ile kekimizin lezzeti daha güzel olacak. Bir kutu sütün tamamını kekin üzerine bu şekilde boşaltıyorum. Ve çekene kadar bekliyorum. Kek sütü tamamen çekti. Şimdi üzerine hazırladığım ganajı döküyorum. Kekinizin üzerine ganaj yerine çikolatalı sos dökerek de tüketebilirsiniz. ganajı döktüm her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum ve birkaç saat buzdolabında bekletiyorum kekimi buzdolabından aldım kenarındaki kalıbı çıkardıktan sonra üzerine bu şekilde kakao eliyorum kekim şu anda servise hazır şimdi bir dilim keseceğim ve sizlere içini kıvamını göstereceğim Kekimin lezzeti, kıvamı gerçekten harika oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çayın yanında keksiz olmaz diyenlere gerçekten birebir bu tarifi. Şu şekilde iç görüntüsünü de sizlere yakından göstereyim. Tarifimi deneyen herkesin beğeneceğine eminim. Tarifimi denerseniz ve sonuçlarını benimle yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.